dini değerlerimize olan saygısızlığı aklayıp paklamak için mücadele ediyorlar. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. İftardan sonra namaz kılanların yanlış yaptığını söyledi. Bizde de var. Namaz kılınacağı zaman açılır sonra katlanır. Diyeceksin ki sen evde namaz mı kılıyorsun? Ne dedim? Bir değil. iki değil en az üç tane. Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla bir seccadeye bastığı görüldü. Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm. Bugün bildiğiniz gibi ekranlarda 7.24 sahurdan iftara iftardan sahura muhalif gazeteciler televizyon televizyon YouTube kanalından o YouTube kanalına falanca köşe yazısından filanca tweet'e koşturup duruyorlar. Dertleri ne? Dertleri deprem değil. Dertleri Türkiye'nin bekası değil. Dertleri Türkiye'yi aslında bir adım ileriye götürecek herhangi bir hadise değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerine basması hadisesini aklayıp patlamaya çalışmak. Bu konuda işte seccade kutsal değildir. Seccade kutsal olsaydı yere serilmezdi. Bir din alimine sordum seccadeye basmanın bir günahı yok. Öyle böyle. Bin bir türlü aklama operasyonuyla. işte bir e, gazeteci çıkıyor YouTube programında bilmem nerede diyor ki işte İslam'da sadece tek kutsal olan şey Allahu Teala'dır falan filan deyip din dersi vermeye çalışıyor. Bir önceki videosunda da LGBT'ye özgürlük bilmem ne falan filan bunları çok konuşmayacağım. Yoksa bir takım kısıtlamalara maruz kalıyoruz bu platformda. Bunları konuşuyorlar. Gördüğünüz gibi ekranlarımız muhalefeti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu dini değerlerimize olan saygısızlığı aklayıp paklamak için mücadele ediyorlar. Bir CHP yandaşı Can Ataklı'nın öyle bir savunması var ki ne Muharrem İnce, ne Nevşin Mengü ne Washington Portakalı, ne İsmail Küçükkaya hiçbiri yanına yaklaşamaz. Bunlar kafayı yemiş durumda. Sokakta öyle CHP kadın kolları ekibindeki insanlar gibi böyle bir saç tıraşını yapmış sarıntırak kadınların asacağız, keseceğiz, yargılayacağız, kapatacağız, geberteceğiz tehditlerini bir yana koyalım. Bunu da konuşmak isterdim ama. Bakın Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dini öğelerimizden biri olan seccadenin üzerine ayağıyla basmasına nasıl bir savunma yaptı? Onu anlatacağım. Ama seccade kutsal değildir. Kutsal olsaydı yere serilmezdi. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin basmasında bir sakınca yoktur. Diye televizyonlarda bangır bangır bağıranlara şunu söylüyorum. O zaman canlı yayında koy seccadeyi kendin de bas. Bunda bir ayıp yoksa, bunda bir dikkat edilmesi gereken nokta yoksa, bunda bir sakınca yoksa çıkart canlı yayında hadi bakalım yiyorsa sen de seccadenin üzerine o kirli ayakkabılarınla bas. Obama'ya Türkiye'de camiye girerken ayakkabısını çıkartan bir lider var bir tarafta. Çıkarttıran bir lider var. Çünkü çıkartmadan girmeye böyle bir yerden o dedi. Çıkart. Bir tarafta da bir tarafta da bir değil. iki değil. Şu ana kadar bildiğimiz en az üç defa o seccadenin üstüne o kirli ayakkabılarıyla çıkan Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi gelelim Can Ataklı'ya. Can Ataklı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasına büyük tepki çekmesinin sonucunda bazı açıklamalar yaptı. CHP yandaşlığıyla bilinen, CHP'nin alenen fonladığı, finanse ettiği gazeteci Can Ataklı paylaştığı bir video ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl savundu? İftardan sonra namaz kılanların yanlış yaptığını söyledi. İki tane seccadeye benzeyen halıyı yere bırakmışlar ifadelerinde bulundu. Yaşanan bu skandal hadisenin suçlusu olarak iftardan sonra ne acelesi var sanki apar topar gidip namazını kılmaya çalışan iki kişiyi suçlu buldu. Kemal Kılıçdaroğlu suçlu değil. Canan Kaftancıoğlu bunu görmediği için suçlu değil. Bu fotoğrafı çeken onu fark etmediği için suçlu değil. Yanındaki bu iki kadın bu hadiseyi fark etmediği için suçlu değil. Bununla da kalmıyor. Bak bir de şuna bakalım. Ne dedim? Bir değil. İki değil en az üç tane. Birinci görselimizi herkes hatırlıyor. Şu hadise. Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu. Diğer tarafa bakıyorsunuz bir başka kişiyle. Yine aynı ortamda yine kirli ayakkabılarıyla. Ya bu da mı görmedi? Değil mi? Dönüyorsun geliyorsun öbür tarafa. Kapatmayayım kadrajı. Aynı. Bu da mı görmedi? Ha? Bu da mı görmedi? Aynı yerde çekilmiş. Elimde varsa onu da göstereceğim. Aynı yerde çekilmiş bir başka fotoğraf var. Başka dört tane insan orada fotoğraf çektirmiş. Bakın onlarda o seccade yok. Fark etmişler ve kaldırmışlar. Demek ki görülebiliyor değil mi? Demek ki dikkat edilebiliyor. Algıda seçicilik diye bir şey var. Bakın arkadaşlar kırmızı bir araba almak isterseniz veyahut da işte markaları tek tek saymayayım belli bir marka bir araba almak veya bir motosiklet almak isterseniz mesela veya saçınızı bir renge boyatmak istiyorsanız bu örnekleri çoğaltabiliriz. Algıda seçiciliğe göre normalde hiç fark etmediğiniz mavi arabaları daha sanki her yerde mavi araba varmış gibi gelir ve onları görmeye başlarsınız. Bir marka model araba sokakta sanki hep onlar varmış gibi onu görmeye başlarsınız. Bir bir şeye gideceksinizdir. Bir kursa. Örneğin müzikle alakalı ne diyelim gitar kursuna. O güne kadar hiç dikkatinizi çekmeyen sokaklarda, ara sokaklarda, caddelerde gitar kursları dikkatinizi çekmeye başlar. Algıda seçicilik neye dikkat edersen, neyle hemhal olmuş ve vakit geçirmişsen onu fark edersin. Neyden ne kadar uzaksan, neyden ne kadar uzaksan onunla ilgili detayları kalabalığın içerisinde, bu çok fazla şeyin olduğu bu dünyanın içerisinde algın onu kavrayamaz. Bugünkü seccade olayında da Kemal Kılıçdaroğlu ve yanında bulunan bu ekranı kaplayanların her biri kendi algılarında, kendi zihin dünyalarında, iç dünyalarında böyle bir değer olmadığı için ki muhtemelen bunu fark edemediler. Bir tarafta fark edemeyenler aynı ortam. Bunlar aynı iftar yemeğinde bulundular. Bakın bu taraftakiler onu fark edemeyenler. Algıda seçiciliklerinde bu mevcut değil. Bir de şu fotoğrafa bakalım. Bakın dört kişi. Bunlar da o seccade burada görselde onu koyamamışız. O seccadeler yok. O iki seccade de oradan kaldırılmış. Ne hikmetse. Çünkü fark edilmiş. Yani artık 50 kişiden sonra en azından bir fark eden birkaç kişinin çıkması da bu skandalda en azından ülkemizin geleceği adına bize bir noktada şey yapıyor. Ben suçlamak istemiyorum. Böyle yaptın, şöyle yaptın. Bu sebepten gidin bu adama oy vermeyin demiyorum. Ama olana da görün. En azından kime verdiğinizi görün. <laughs> Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğinin altını çizerek Türkiye'de siyaset yapmaya çalışan birçok isimle karşılaştım. Ne diyorlar? Ya Kemal Kılıçdaroğlu Alevi, Alevi, olduğu için işte bu taraftan oy alamaz bilmem ne yapalım. Ama oy alamaz dediğiniz taraftaki hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun diniyle mezhebiyle bilmem neyle bugüne kadar ilgilendirmedi. İlgilenmedi. ilgisini alakasını çekmedi. He her şeye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ben seyidim. Ben mücahidim. Mücahit Kılıçdaroğlu diye çağırıyorlardı. Seyit Kılıçdaroğlu diye anons ediyorlardı. Ne demek? Hatırlatalım. Peygamber soyundan gelen demek. Peygamber soyundan gelen adam mı? Seccadenin üzerine ayağıyla basıyor. Alevi ile ilgili operasyon çekmeye uğraşanlar vardı. Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Ustu'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bir Alevi değildir. Olamaz da biz Aleviler seccadeye bırakın ayakkabılarıyla basmayı baş köşede saklarız. Sanki karşımızda Haçlıların bir subayını görüyoruz dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Alevilerle ilgili olan tutumunun sonucunda da yani o tarafın da Hani o kimsenin çok da beğenmediği o Alevilerden bahsediyorum yani. Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Hep böyle bir sıkıntı olur ya Alevi, Sünni, Şii, Cartcurt. Türkiye mezhep savaşlarının yapılamayacağı bir ülkedir. Onun da altını çizelim. Lakin Kemal Kılıçdaroğlu onlar da kabul etmiyor. Bizden değil. Biz böyle değiliz diyor ya. Biz böyle değiliz diyor. Bu kim diyor? Bu İngiliz subayı mı diyor? Bakın Öcalan'la özgürlük planları. Demirtaş'ı hapisten çıkartma planları. Kürdistan diye bir şey ortaya atıp özertlik planları. Kılıçdaroğlu'nun destekçileri bunları söylüyorlar değil mi? Bunlardan rahatsız olmayanlar bu çok büyük bir hatadır. Bu ihanet içerir. Bir fikir de olsa ihanet fikridir bu. İhanete meyillidir bu insanlar. Lakin şunu kimse kaldıramadı. Sadece fonladığı gazeteciler, medya unsurları hariç. Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayanlar arasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın seçim beyannamesi belli oldu arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bakın kalabalıkta da onu da unutmayalım. Beyannamede PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük, yerel yönetimde özertlik gibi bir dizi skandal yer aldı. İnanabiliyor musunuz ya? Öcalan'a, hadi demir Demirtaş'ı bile artık geçtik. Öcalan'a ya. Bebek katillerine. Özgürlük gibi böyle skandalları ortaya attılar. Bunlarmış şart koştukları destek için maddeler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu maddeleri onayladığını, kabul ettiğini dile getiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek olan HDP geçtiğimiz günlerde seçim bildirgesini açıklamıştı. HDP'nin skandal bildirgisinde terör operasyonlarının, sınır dışı operasyonlarının durdurulacağı. Bunu da içeride Öcalan'ın talep ettiğini, Kandil'den emir aldıklarını söylüyorlar. Öcalan'ın serbest bırakılacağını, din dersinin kaldırılacağını Milliyetin Bakanlığı'nda. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini ifade ediyorlar. HDP'nin skandal seçim bildirgesine Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi lideri, İmamoğlu, Yavaş, hiçbirinden tepki gelmiyor ya. Hiçbirinden tepki gelmiyor. Bu kadar olabilir mi? Ama seccadenin üzerine basan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayaklandırmak için, aklayıp patlamak için bir dünya bir dizi operasyon çekiyorlar. Ya şu notumu bir vermek istiyorum burada. Kıymetli dostlar bakın öyle bir zihniyetleri var ki öyle bir zihin dünyaları var ki inanmak, hayal etmek bu kadarı da varmış demek gerçekten çok zor. Bunların kafasında, bunların ahlak eşiğinde seccade kilim parçası. Başörtüsü, başörtüsü, bez parçası, çul, bir avuç kumaş, vatan, vatan o canımızı vereceğimiz vatan sadece ve sadece toprak parçası. Seçmen öküz, öküz Anadolu'lu ve seçmen tapış tıpış gidecek, oy verecek. Bu millet size 14 Mayıs'ta öyle bir şamar vuracak ki daha hiçbir parti HDPKK'nın kapısından geçmeye dahi bırakın el sıkışmayı, bırakın ittifak kurmayı, bırakın onların istediklerine onay vermeyi, teröre çanak tutmayı ve kabullenmeyi bir koltuk uğruna bırakın hayal etmeyi, planlamayı, yapmayı kapısının önünden dahi geçemeyecek. Bu millet size 14 Mayıs günü öyle bir ders verecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu seccade pozu skandalı karşısında dengesi bozulan birisi vardı. Özlem Gürses. İki isme yüklenerek bu fotoğrafları kim çekti? ona yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır sözleriyle isyan etti. Benim anlamadığım isyan ettikleri noktalar. Bakın Can Ataklı'yı gösterdik. Ne diyordu Can Ataklı? Ya orada namazdan sonra apar topar gidip iki na namaz kılanlar o iki kişi. Onlar kabahatlidir diyor biri. Biri o fotoğrafı çeken ve yayınlayan bu iki kişi bunlar hatalıdır diyor. Bir kişi de bu taraftan çıkıp da ya bu seccadenin üstüne basanlar hatalıdır diyemiyor mu ya? Biri de buna isyan edemiyor mu ya? Bu kadar mı uzaksınız Allah'tan? Bu kadar mı yabancısınız bu millete? Bu milletin değerlerine bu kadar mı ne ara bu kadar uzaklaştınız? Kaç senedir? Niye biz bu kadarını biz görmüyorduk ya? Bu kadar olduğunu da görmüyorduk. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade pozuna yani böyle açık açık savunmak için 40 takla atıp kendilerini rezil ediyorlar. E Kemal Kılıçdaroğlu bile olayı kabul etti. Özür diledi. Kalabalık olduğu için görmedim. Benzeri bir takım yorumlarda bulundu. Yeni ortaya çıkan fotoğraflarsa tert tam tersi bir durum gösterdi ya. Ya defalarca fotoğraf çekilmişler ya defalarca. CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarını adeta faka bastırdı. Özlem Gürses'in ise yaptığı yorumlar afalladığını net olarak ortaya koydu. Beklemiyorduk böyle bir şey diyor. Kendi iç dünyasında. Ya bundan da nasıl yırtacağız diyor. Vatandaş bunu da seçimden önce görmemeliydi diyorlar. Ya ayakkabıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın Kahramanlarından CHP düzce milletvekili aday adayı Azade Ay'a yükleniyor ya. Onlara kızıyor. Twitter hesabından Ali, Ali Bey ve Azade Ay Hanım bu fotoğrafı kim çekti? Size hangi yöntemle gönderdi? Buna yanıt verin. Siz nasıl bunu görmezden gelip yüklediniz? Ya de ki kardeşim siz buna nasıl bastınız ya? Ya buna basması mı sıkıntı? Biz görmesek hiç problem olmayacaktı değil mi sizin için? Oh oh. Az önce gösterdim ya bir görsel, bu seccadeyi gören birileri varmış diye. İftarda ayakkabılarıyla seccadeye bastığı için eleştirilen bu zatlar, başta Kılıçdaroğlu, seccadeyi görmediğini söylemiş. Ancak iftarın sahibi İsmail Müftüoğlu'nun aynı gün, aynı saatlerde, aynı yerde konuklarıyla çektirdiği fotoğrafta seccadenin orada olmadığı, kaldırıldığı görülüyor. E ne yapacağız? Şimdi bu adamlara da mı fırça atacağız? Niye daha önce kaldırmadı? Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na söz yok. Sadece ona. Niye? Aday o. Siyasilerin elde ettiği bazı güçler vardır. Mesela milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. Siyasi dokunulmazlıklar size her şeye dokunabileceğiniz, her şeyi ayaklar altına alabileceğiniz ve yaptığınız hiçbir şeyin sıkıntı, suç unsuru olmayacağı manasına gelmez. Siyasi dokunulmazlığı olmayan o fotoğrafı yayınlayan, orada namaz kılan iki kişi veya o fotoğrafı çeken kişilere yükleniyorsunuz ya, Gerekirse yaka paça edip onları ekmeğinden edeceksiniz ya. Bu fotoğrafı çekeni çoktan kovmuşlardır. Paylaşanların aday adayları ya milletvekillikleri ihtimali dahi kalmamıştır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu gümbür gümbür gidecek bu kitlenin adayı olmaya devam edecek. Ona bir fatura kesemeyecekler. Kıymetli dostlar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videoyu paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına da vesile olursanız sevinirim. Hoşçakalın efendim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere.